Bu insanlar elbette ki yerlerine gideceklerdir. Onlarla ilgili çalışmalar da yapılmaktadır. Ülkelerine gönderilmeleri için çalışma yapılıyor dedi. 2021 sonu itibariyle Suriye'de geçici koruma kapsamında Türkiye'de bulunanlar tam rakam 192 bindir ama 120 bini reşit, yani karı koca, geri kalanı da çocuk. Vatandaşlık verilen Suriyeli sayısıyla birlikte yakalanan ve geri gönderilen göçmen sayısını paylaştı. Yaklaşık 2,5 milyon Türkiye'ye girmek isteyen kaçak göçmen engellenmiştir. Mükerrerler hariç 1 milyon 100 bini aşkın kaçak göçmen yakalanmıştır. 330 bine yakın kaçak göçmeni yakaladık. Buradaki geri gönderme merkezlerimizden uluslararası anlaşmalar ve kurallar çerçevesinde ülkelerine geri gönderdik. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na da açıklamaları nedeniyle tepki gösterdi. Bugün bu mesele provoke edilmeye çalışılmaktadır. Provokasyon tabiri en doğru tabirdir. Kılıçdaroğlu'nun sığınmacılar konusunda uluslararası bir tahrikin içerisinde olduğu apaçık ortada. Kendi genel merkezinin sınırları dışında bir sınırlar bilgisi olduğunu düşünüyor değilim. Soylu'ya MHP lideri Bahçeli'nin misafirliğin süresi sınırlıdır ve bayramda ülkesine gidecek Suriyelilerin geri dönmesine gerek yok sözleri de soruldu. 500 bin gönüllü geri dönüş söz konusudur. Bu insanlar elbette ki kendi memleketlerine geri dönecekler. Bu bayram içinde ve önümüzdeki bayram içinde güvenli bölgelere gidiş konusunda da bizim de bir tahdidimiz, bir kısıtımız söz konusudur. Bayram gidişine biz de müsaade etmemek konusundaki bir değerlendirmemiz vardı. Kısıtımız var.